Lütfen cevap ver. Kaan Arıcı'yla İsmet Kurtuluş'un yönettiği, Erdoğuş'un senaryosunu yazdığı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Usan Çakır, Melisa Şenolsun'un oynadığı Aynen. tek mekanda geçen film. Evet, ilk izlenimlerini alalım Onur Bey. Önce biraz filmin konusundan bahsedelim istersen. Sonra Şöyle, yorumlarız. Semih ve Ceren'in aslında dünya evine girmeden önceki bir saatine şahit oluyoruz. Hikayeyi oradan da almış oluyoruz aslında. Damat odasında geçiyor. Evet, damadın odasında geçiyor. Çok da lüks bir otelde yapılıyor bu düğün. Ve damadın yanında da artık ona sadıç mı denir, şahit diyorlar galiba. Sadece işte. Aynen. Aslında en yakın arkadaşı Semih'in Mert var. Tabii sonradan biz Mert'in aslında Semih'in en yakın arkadaşı olmadığını Daha da yakın görüyoruz. oldu. Evet, daha da yakın olduğunu görüyoruz. Hikayeye biz yani aslında düğüne bir saat kala falan dahil olmuş oluyoruz. Sonra da olaylar Mert tarafından aslında alevleniyor. Gitsin diyaloğuyla başlıyor Mert'le Semih'in. Bir gerginlik olduğunu orada seziyoruz Mert'in hallerinde. Bu arada Cem Yiğit mükemmel oynamış. Evet, oyuncular gayet Çok güzeldi. beğendim. Ben de beğendim. Hepsi değil. Usan Çakır'ı ben hiç beğenmedim. Yok, o kadar şey değildi. Kötü değildi bence. Ya kötü değil evet ama diyaloglar iyi olduğu için. Hani şey ne diyorsun tek mekanla geçmesine? Sıktı mı sence? Yok, sıkmadı. Zaten mekanla aslında çok fazla ilgilenmedik bence. Ha. Çünkü hikaye başladığı andan itibaren, yani ilk soru sorulduğundan itibaren tansiyon yükseldi. Yani Mert, bu kızı gerçekten seviyor musun diye Evet. sorduğunda Semih'e, ilk şey orada, yeşil ışık orada yandı yani. Alevlendi hikaye. Tansiyon da zaten sürekli yükseldiği için biz sürekli bir şeylerin cevabını aradığımız için oyuncularla birlikte, karakterlerle birlikte. Ya biz o gerginliğin sebebini anlamaya çalışıyoruz, değil Evet, mi? aynen. Yani biz hikayenin değil de daha çok anlık geçmişte yaşananları aslında onların ağzından dinlediğimiz için mekanla çok ilgilenmiyoruz. Mekanın pek bir önemi kalmıyor orada. Diyalog üzerine kurulu bir senaryo olduğu için belki de. Bir de şey, mekan o kadar lüks ve soft ki her yer, yani çok yormayacak bir şekilde Şey yani izlesin geliyor. tasarlanmış. Evet, aynen, çok Ha, tatlı yani. evet. Seni yormuyor izlerken, gözlerin çok fazla Şeye takıldım ya takılmıyor. çekim açısından mesela bence çok kesit vardı ya. Çok kat vardı. Yani daha Tabii. tek plan şatlar uzun olabilirdi diye düşündüm ben. Hani daha çok çekerdi bizi. Çünkü orada hani amaç şey ya 3 kişi işte seyirci de odadaki 4. kişi gibi hissetmeli ya. Hani o hissi biraz daha körüklemek için tek plan sayısı artabilirdi. Tek plan olan bir shot hatırlamıyorum böyle spesifik olarak. Gerçi ben bayağı oldu izleyeli ama. Tek plan yoktu zaten film çok. Değil mi? Yoktu. Ben görmedim. Aynen Öyle ben de planlanan hatırlamıyorum. bir Ama film. olsa yakışırdı sanki. Yakışırdı ama şey, şartları değerlendirirsek eğer, yani orası belki lens faktöründen dolayı biraz büyük görünmüş olabilir gözümüze, ama hani onu da sanmıyorum. Mekan dar. Yani onun Ama içinde bu bizi ilgilendiren bir dolaşabilmek şey değil falan ki. biraz sanki biraz sorun olabilirmiş Sen gibi geldi yapımcı şimdi. açısından bakıyorsun. Alsın Diyor. kardeşim gibi lensi. Ya yönetmenin tercihi de olabilir o yani. İlla Yani evet. tek plan çekilecek diye bir şey yok. Bir de ben iki yönetmen kısmına da şey mesela fikir ayrılıklarını ne yapıyorlar onu çok merak ettim. Çok alışılmış bir şey değil iki Bilmem. yönetmen. İki yönetmen bunlar kardeş değil, değil mi? Neydi adları? Değil ya soyadları farklı. Yani iki yönetmen olabilir. Ya olabilir olmaz değil de. Fikir ayrılıklarında konuşarak çözülür ya bence. Daha önce de başka işte Son Sinistir'i de çekmiş aynı Çok yönetmenler güzel galiba. filmdi o. Evet, o da bayağı iyi Çok iyi bence. kısa film. Türkiye'de ne kadar ünlü kast varsa Evet. hepsini oradan Şey izleyerek öğrenebilirsiniz. Serkan Acayip ders Keskin kitabı. falan bayağı yan rolde değil mi? Galiba öyleydi. Evet, Evet. onu ben Çok. izledim, bayağı oldu da. Ben de öyle. Galiba beraber izledik. Olabilir. Hmm. Okulda izlemiş olabilirsin. Belki. Bilmiyorum güzel filmdi. Güzel filmdi, evet. Çok espriliydi. Mesajı da güzel değil. Biraz karakterlerden bahsedebiliriz aslında. Karakterler arasında en özgür ruhlu olan, kendine güvenen, aslında şey, o üstündeki baskıyı kaldırabilmiş olan kişi Mert oluyor. Ama o biraz Kafası huzuru açık bir bozmak filmde. için dobralıktan kullanıyor. O ofansif bir tavrı var zaten. Zaten bir şeyler paylaşma aldatma olarak görülemez Semih, değil mi? Evet. Yersen. Mert. Anladım ben. Senin ne yapmaya çalıştığını da anladım. Ama yemem ben bu numaraları. Anladın? Tipe bak tipe. Nargilesi eksik delikanlının. Söyleyelim mi bir nargile size? Ofansif O tavrının... saldırıyor yani. Evet, ofansif tavrının sebebi işte Semih'e olan aşkı. Semih'i evlenmek istemez. Yani Semih'i evlendirmek istemedi. Evet, aynen öyle. Ona engel olmaya Hı, çalışıyor ve aynen aslında öyle. da bir noktada şeyle, Ceren'le Semih'e yardım etmeye çalışıyor. Hı. Çünkü Semih'in gerçekten Ceren'i sevmediğini biliyor. Evet. Ve böyle bir evliliğin olmasına karşı çıkıyor. Aslında Hı. bir noktada onlara yardım etmek istiyor. Bu Aslında yüzden Semih Ceren'i aldatıyor baktığın zaman.
Yani evet, Mert'le aldatıyor. Tabii ki aynen öyle. Hı hı. Ya ne kadar kabul etmese de Ceren bunu. Zaten işte film bunun üstüne kuruluyor hani biraz da. Hmm. Seni bir hem cinsinin aldatmasını kabul edebiliyorsun. Hem cinsiyle aldatmasını kabul edebiliyorsun. Ama başka bir kadının aldatmasını kabul edemiyorsun. Hatta Ceren de zaten Semih'i aldatıyor başka bir adamla. Evet. Tolk nasıl olur, ne güzel program yani. Hadi biraz ondan bahset. Ne LCM falan ne öyle ya? Boş ver, korkmasa da. Biraz şey yapalım mı? Yılmaz Güney muhabbetine girelim. Yılmaz Güney şu anda bir güzellemeye çalışıyor. Bak, dilek taşında falan. Oğlum filme dönelim ya, hadi. Hadi şimdi. Tamam dönelim. Lütfen lütfen filme dönün. Lütfen filme dönün. Filmde bu dil konusuna da çok değiniyorlar ya işte. Adam mısın? Sen adam mısın? Ha evet. Adamlığın bu mu falan filan. Bunlara ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Ben bu adamlığın çok abartıldığını düşünüyorum. Böyle adam. Kadınlar tarafından abartıldığını da düşünüyorum. Hani adam deyince böyle çok feminen bir tepki veriyorlar ya. Adam derken kimse böyle bir erkeği hayal edip de demiyor ya. Adamlık daha böyle bir şey gibi anlatılıyor yani. Yürek meselesi gibi mi? Karakter gibi sanki hani. Ya doğru dürüst bir şeyi adam diye tarif ediyoruz. Belki tamam, bu seksist bir yaklaşım olabilir ama. Ben böyle şeylere girmek istemiyorum. Neden? Çünkü bunlar artık işin içinden çıkılmaz bir hale kaldı. Yani. Ya bir şey diyorsun, o öyle değil böyle. Ya iki tarafı da her tarafı memnun etmek imkansız. Evet ya, o yüzden bence bunları konuşmak manasız, anlamsız. Bir şey deyince mutlaka biri altında bir şey buluyor. Belki söyleyen de o bulanla beraber keşfediyor, öyle bir anlamı var. Bence filmdeki en büyük yanlışlardan biri Mert'i sadıçları olarak seçmesi. Yani Mert'i oraya niye sokuyorsun ki sen? Mert oraya şey. Sokma, evlen gitti yani. İşte o gerçekçilik kaçırıyor mu sence peki filmin hikayesini? Onu şöyle bir çok da sağlam olmayan bir temele oturtmuşlar galiba filmde. Hı-hı. Biz böyle konuşmamıştık diye bir cümle var Semih ile Mert'in arasında geçen. Hı-hı. Yani belli ki önceden anlaşılmış. Mert bu durumu kabullenmek zorunda kalmış. O en mutlu günde de ona destek olmak istemiş diye bir şey anladım. Yani böyle adamlar genelde hani böyle gizli ilişkisi olan insanlar genelde saklarlar falan yani. Bu fazla böyle şey. Cesur bir hareket. O herifi sadece seçme. İşte hani dediğim gibi bir temel oturduysa ya. Eskiden olmadan önce konuşulmuşsa ve yani iki taraf da kabul etmişse. Bilmiyorum, ne kadar konuşulsa konuşulsun. Yani böyle bir de 7 senelik varsa, bir ilişki yani değil mi? Yani gözüne sokar mısın? Sırrın varsa. Bir de ilişkileri çok temelli mesela. Hani beraber yaşamaya falan şey var. Bahsediyor ya işte. Diyaloglarda veriyor hepsini zaten. Beraber yaşadık işte başka bir ülkede falan diye. Evet evet. Öyle bir muhabbet de var yani. Amerika'da tanışmışlar. Hmm. Galiba. Ondan sonra. Hatta onun işte kız arkadaşı olarak mı anlatıyor Semih'i? Mert'in bir kız arkadaşı varmış, Bulgar kız. Hı hı. Ondan ayrılmış falan filan, galiba onları anlatıyorlardı ama o hikayede gerçek değilmiş zaten. Sence bu bir sanat filmi? Sence bu bir sanat filmi? Kanka her film sanat filmi değil mi? Umar her film söyledi. Biraz sanat değil midir? Ne, ne bileyim abi. Sanat filmi derken hani ne kastediyorsun tamam ben. Sen demin dedin ya oğlum, ondan ben bilmiyorum meseleyi. Sen demin sanat filmi değil mi bu diye mi konu açtın, ondan dedim ben. Yok ben metraja takılmıştım işte 70 dakikaya. Ha ondan mı sanat filmi gibi geldi? Sanat kaygısıyla yapılmış bir filmi eleştiriyoruz ilk defa dedim. Sanat kaygısıyla mı yapılmış bu film? Ne bileyim, ne için yapılmış? Eğlencesine. Eğlencesine yapmışlar. Yani şimdi dizileri para kazandıracağım falan. Bu filmi niye yapmışlar ya? Neden yapmışlar bu filmi? Yönetmen herhalde tamam, bir nabız yokmak için. Gerçekten söylüyorum bak, cidden bu film niye yapıldı acaba? Kanka ödül için ya, ödül gelir mi filmi değil mi? Festival filmi mi bu? Ha, hangi festivale gitmiş acaba? Bakalım. Bilmiyorum, Antalya'da şeyde bir tane ödülü var şeyde. Cemiyet'e en iyi erkek oyuncu ödülü vermişti. Ondan kadar. Sonra Blue'ya geçti. Bazen bu film niye yapıldı diye düşünüyorum. Sen düşünüyor musun hiç? Filmler niye? Filmlerin niye yapıldı? Yani mesela bu filmi özellikle düşünüyorum. Neden? Çoğu belli ediyor ya işte. Hani ne bileyim. Bir komedi filmi izleyince işte para kaygısıyla. Ne bileyim. Genellikle. TV dizileri zaten para için. Aynen. Ya aslında bu bir sektör ya. Para için zaten baktığında özünde her şey. Ama para kazanamayacağını bile bile film yapılan filmler. Mesela bizim filmlerimiz. Ama bak... Bizimkiler hadi oyun olabilir, tamam mı? Biz bunu bir oyuna çevirmiş olabiliriz. Hı. Çünkü çok küçük paralar yani, inanılmaz. Mazoşiz. Zevk alıyoruz. Yani bu büyük paralar harcanıp kötü işler yapılan. Mesela Hep Yek.
serisi diyebilir miyiz acaba buna? Oğlum para için ya baya. Ondan net iyi para kazanıyor. Bir şekilde para kazanmak için yapılmış. Yani kazanıyorlar bence. Ondan deli para kazanıyor. O zaman mesela hani bu filmde aslında bir şey de görüyoruz ya. Eşcinsel bireylerin birlikte olmasının gayet normal olduğu mesajını vermeye çalışıyor bir noktada. Bunu genelde biz sanat filmlerinde görürüz. Sanat filmi dediğimiz şeyler de işte hani aslında karşılık beklemeden yapılan o işler var ya. Evet, vizyon. Gişe kaygısı olmadan. Gişe kaygısı olmadan yapılan işler de. Gördüğümüz için birazcık sanatla ilişkilendirmeye çalıştım ama sanatla ilişkilenmiyor da olabilir, bilmiyorum. Emin değilim. Yani aslında baktığın zaman bu bizim satın alıp izlediğimiz bir şey. O zaman hani bu satılıyorsa eğer zaten vizyona giriyor. İzlenme kaygısı var. Vizyona giriyor. O zaman bu bir sanat filmi değil diyebiliyor muyuz? Her film ona giriyor. Kurak Günler de girdi mesela. Kurak Günler sinemada girdi. Değil mi? Netflix'te mi girmişti? Sinemaya da girdi. Sinemaya da girdi. Netflix'te. Şu an Netflix'te de var. Yani o zaman bence olmayabilir. Ya zaten çok emin değilim. Bu saçma değil mi ya? Para kazanmamak için film yapmak. Bir şeyin ya içine evet. Para girince niye sanat şey bozulsun ki? Ha yani aslında baktın. Sonuçta bu şey endüstri, sen bir iş yapıyorsun. Aynen, yani. Aynen tam onu diyecektim. Sektör yani bu sektöre baktın. Yani sen sonuçta o sesçinin, ışıkçının maaşını ödeyeceğin yerde paraya da ihtiyacın var. Para kazanmak zorundasın. Bir de yani baktığın zaman bir sürü birbirinin kopyası iş görüyoruz. Peki bir tane yapıldıysa neden defalarca aynı şey tekrar yapılıyor? Tutuyor. Tutuyor çünkü para kazandırıyor. O zaman bu bir sektör. O zaman bu bir, bunların hepsi birer ürün yani. Ya işte dedin ya hep yak altı. Altı ne ya? Yeter yeter. Çakallarla abi. Dans altı. Birinin hangi seri daha kötü diye bir şey yapalım. Olabilir. Yani mesela bu paralar boşa harcanıyor gerçekten. Yani hani o yapımcı 5 tane çekmiş, 6.'yı istiyor. Ver bari başkalarına iyi bir başka bir film çıksın ortaya. Yani senin adına yapılmış başka bir film olsun. Ben 6 tane hep yek yaptım demektense 5 tane hep yek yaptım. Yanına bir tane de bunu yaptım diye tatlı olarak bunu sun. Ama bu tam esnaf mantığı. Hayır, bu şey değil ki. Ben burada yapımcıyı suçlamıyorum. Yapımcıyı ben de suçlamıyorum. Paranın peşinde. Şimdi sen her gün bu bardaktan satıyorsun. Ama bu bardak kaliteli bir bardak değil. Tamam. Ama her gün satıyorsun düzenli olarak. Çok güzel. Ya bundan getirmez misin? Yoksa yeni bir bardak getireyim lan, bir aksiyon olsun mu dersin? İşte ben de o kafanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Suçlamıyorum yapımcıyı. Neden değişmesi gerekiyor? İşte adam parasını kazanıyor. Amaç para kazanmak değil mi? Ya zaten doymuştur herhalde paraya diye düşünüyorum. Niye doysun abi? Doyma gibi bir şey yok. Bak benim Acun benim uçak aldı. Hala çalışıyor. Hani o zaman 5 tane dandik bardak yanında bence bir tane de başka bir dandik bardak satılabilir. İlla iyi bir bardak satacağım diye bir şey yok. Ama hani farklı bir şey olsun. Yine yolda yürüyenlere arkasından bakıp titrettin beni deyip. Titrettin beni, titrettin! Çinliği bana yap! Şıkı şıkı! Senden çocuğum olsun istiyorum. Köçeklere diyorlar ya, çok kötü ya. Çok kötüydü ya. İzledim ama gerçekten çok kötüydü. Ha bir de sürprizmiş gibi kamera aşağıdan yukarı çıkıyor ya. Biz bilmiyoruz onları. Evet gerçekten. Oh erkeklermiş. Erkeklermiş. Ay Allah. Bak şeyden herhalde tepki yediler ki translardan. Bir önceki filmde herhalde translarla laf atıyorlar. Doğrudur. Bilmiyorum. Onlar gerçekten kadına benziyor mesela. Karıştırabilirsin ama köçeyi de karıştırma ya abi. Köçeyi, bir köçekler niye yolda yürüyor onu hiç bilmiyorum. O haklılık. Tuhaf yani. Bu film de işte buraya bağlayacak olursak eğer tam bir sanat filmi değil. Sanat filmi diyemeyiz. Diye düşünüyorum. Tamamen bir şey. Eğlence aracı gibi bir şey. Bence burada gişe kaygısı yok. Ya. Bu filmde mi? Para kazanalım diye böyle bir film yapmamışlar gibi. Değil mi? Küçük bir film aslında. Yani. Böyle çok aman aman da bir Cem şey yok. Cem Yücüzümoğlu'nu yani. Oynatıyorsun. Ya bu adam çok kariyerli şu anda baktığın zaman. Rise of Ottoman da başrol oynadı 2 sezon. Yani herhalde onun anlaştığı noktada gişeye daha iyi bir şey çekebilirsin ki bu arada yapıyor şu anda. Şeyle, Çakallarla Dans'ın yapımcısıyla anlaşmış işte. Ne yapacakmış? Dilan Deniz'le falan bir aşk filmi. Onun da bir yerde herhalde paraya ihtiyacı oldu. Çocuk paraya sıkıştı galiba. Abi ülkece zor günlerden geçiyoruz artık. Evet. Yapımcıları gerçekten suçlamıyorum ya. Ama devde paralar döndüğünü biliyoruz ya. İnsan bazen niye diyor yani. Neyse. Şimdi bu filmde aslında bir eğlence aracı yani. Blue TV'de böyle çok güzel ufak işler var. Daha önceki videolarda bahsetmiştik ama onları yayınlayamadık. Hemen sayalım. Blue TV'deki ufak... Ha güzel. Bilinmeyen işte. Pek iyi filmlerden. Bilinmeyen. Ufak değil aslında mesela. Şey diyorsan Yarım Kalan Aşklar Dairesi'ni diyorsun. Evet canım tabii ki. Prodüksiyon olarak çok büyük. Büyük. Kastı da büyük. Çok da bağıra bağıra izlediğini ben duymadım insanların yani. Evet ama çok güzel film ya. Güzel film. Yarım Kalan Aşklar diziydi bu arada. Aynen dizi. Bir tane daha vardı neydi? Wolf of Wall Street'e benzeyen. Dur adını ben de unuttum. Burcu Biricik Pınar. Evet ya. Ne 200 mü? Böyle bir şey.
İnsanlar ikiye ayrıldı. Ha evet, insanlar ikiye ayrıldı. İnsanlar doğru. İkiye ayrıldı mesela. Adı çok güzel film. Evet, çok güzel film. O gişede iş yapmadı zaten. Önce gişeye çektiler. Sonra bak, buraya satıldı. Ha öyle mi? Hı. O gişeye çekildi. Böyle ufak güzel işler var ya. Mithat mesela. Var var. Abi Mithat çok güzel. Mithat çok güzel. Mithat niye hala bir platforma satmadılar? Bir daha izleyeyim diye bekliyorum. Böyle işte ufak diyeceğim o yani. Şeye bağlayacaktım. Ufak işlerin diye çok fazla bilinmiyor. Hı hı. Yani acaba kasttan dolayı mı diyeceğim. Kastlar da çok iyi baktığın zaman. Evet. Yani belki de yayınlandığı platform açısından mı yoksa PR'ı mı çok iyi yapılmadı bilmiyorum ama çok değerli işler var. Yani bu Türkler yapamıyor abi diyenler çok fazla etrafımızda yapıyorlar. Yani iyi işler yapılıyor. Abi ben hakikaten onu anlamıyorum yani. Yani yapamıyor deyip mesela hepsini aynı kefeye koyuyorlar ya böyle abi. Türkler bir genelleme var ya. Türkler işte beceremiyor falan filan. Ya abi Türkler yapamıyor diyorsun yani. Yapıyorlar yani. Öyle ya da böyle dünyaya en çok dizi satan ikinci ülkeyiz biz. Tabii canım. Yani. Ya bu tabii ki çok kaliteli olduğu anlamına gelmez. Yani o satılan dizilerden mesela Osman satılıyordu galiba. Hepsi satılıyor da. Hepsi satılıyor değil mi? Gelmezdi. Yani arada da illa çıkıyordur burada çünkü haftada kaç dizi çekiliyor abi ya. Ya hadi dizi özelinde konuşmayalım. Film olarak konuşalım. Evet. Mesela o şey işte. İnsanlar ikiye ayrılır. İnsanlar ikiye ayrılır. Wolf of Wall Street'le kapışın çok büyük. Evet yani konuştum eğer ama uyarlama değilse. Değilse mükemmel gerçekten yani. Çok evet, orijinal bir sürprizi var sonunda. Şimdi lütfen cevap verin. Evet bir mesajı olan bir film. Ama sadece mesaj içinde değil yani. Biraz da insanlar izlesinler diye. Hı-hı. Keyifli hale getirmişler. Anladın mı? Mesela, hani sanat mesela filmlerinden belki bu noktada ayrılıyor olabilir. Mesela. Yani işte oyunculukla falan hani bir şekilde abi diğer Nuri Bilge filmlerinden aynı şeye dönüyoruz ama izlemesi daha keyifli değil mi? Bence öyle. En azından uzun değil. Yüksek. Tansiyon çok yüksek. Ha, evet tansiyon yüksek. Gerilim çok fazla. Evet. Bir de sürekli hani gerçekten bir şeylere cevap arıyoruz ya. Aha. İnsan merak ediyor yani bir sonraki sorunun cevabı ne acaba diye. Orada biz birilerinin kişisel hayatlarına dahil oluyoruz ya. Hani üçü aslında aralarında bir şey yaşamış. Aslında evet, Türk dizilerine yapılan şey yapılıyor mesela burada. Hani özel aşk üçgenleri. Aynen aşk üçgenleri. Tabii. Yasak aşklar bilmem neler. Tabii buradaki aşk biraz daha farklı. Yani tabii, farklı demek doğru mu olur yanlış mı olur bilmiyorum da farklı yani. Alışılmışın dışında. Şey. Aynen. Ya Cem Yiğit'in performansı çok iyiydi. Bir de mesela filmlerin böyle kısa olacağını, kısa olması gerektiğini düşünüyorum ben. Filmlerin bu, böyle. Bununki gibi mi? 70 dakika falan. Yani 70 dakika falan evet abi. Ya Nolan da olsa abi 3 saat seni sarmıyor yani. Bir yerde kopuyorsun. Şimdi Alper Çağlar yapacakmış 4 saat. Çok saçma. Çok saçma. Onu da batacak gibi geliyor bana. İnşallah batacak. Bir saatini Blue TV'ye yapacakmış falan öyle bir şey. Bir saat mi? Bir kısmını. Bir kısmını. Çok saçma bir şekilde anlattı bir de bunu. Annem fikir verdi falan. Anne bu fikri değerlidir de. Değerlidir şey meselesi. Çok... Herkes yetkin olduğu alanda fikir vermeli sanki. Doğru söylüyorsun evet. Değil mi? Çok güzel. İyi söylüyorsun. Evet. Bir de mesela Alper çok güzel hazırlıyor tamam mı seni filme dizilere falan. Böyle 2039'a öyle çizimlerle takvimlerle falan hazırladı ki bizi. Beklentiyi çok yükseltti. Biraz kendi ayağına sıkıyor değil mi? Beklentiyi evet kendi yükseltiyor yükseltiyor. Aynen öyle. Sonra vasatın altında bir şey çıkıyor. Şimdi sürekli kendi hesabından güncellemeler yayınlıyor. Herkesin bir tarzı var derler ama artık bu tarzın dışına çıkmış. Yani filmden uzaklaştı. Star olmaya doğru gidiyor yani. Aslında başrol orada. Yani şöyle yönetmeni olacak mı bilmiyorum Alper Çağlar. Filmin önüne geçti şu anda kendisi evet. Yani. Filmden daha çok Alper Çağlar'ın ne açıklayacağını merak ediyorum. Ya kastı da o sebeple açıklamıyorum diyor mesela işte filmin önüne geçecek falan diye. Aytaç Yaşmaz açıkladı. Sonra iptal etti. Aytaç olmayacakmış filmde mesela. Yani böyle Serkan Çayoğlu'nun açıkladı onu da iptal etti. Onun şey bazı sebepleri de varmış galiba. Çekimler 6 ay sürecekmiş dağlarda falan yaşayacaklar falan filan. Öyle bir şeyler duymuş. Ben bunu doğru bulmuyorum ya 6 ay. Mesela Nefes diye bir asker filmi var biliyor musun? Evet biliyorum. Bu Dağ filminden de önceydi. Hı. Abi 9 ay adamlara askerlik yaptırmışlar. Bence bu hiç mantıklı değil. Bence de hiç mantıklı değil. Bu kadar şey yapamazsın yani. O havayı yaratamıyorsan zaten film yapma. Sen gerçekten askerlik yaptırıp heriflere çektiğin zaman bir nevi belgesel çekmiş oluyorsun. Bu şey olmuyor ki, film olmuyor. Yani 9 ay çok uzun süre. O kadar yaptıramazsın insana. Yani evet. Onlar abi. Nasıl kabul etmişler acaba 9 ay? Paradır herhalde. Verdi herhalde demek paradır. Para. LCV'ye dönecek olursak. Biz hep böyle filmden uzaklaşıp sonra oraya dönmeye çalışıyoruz. Lütfen cevap verin. Güzel bir film. Yani bence izlenmesi bir film. Ben izlerken hiç sıkılmadım. Bak farklı bir film tamam mı? Evet. Niye farklı diyeceksin şimdi?
Bir, tek mekanda geçiyor. Yapılması zor bir şey. Tek mekanda sıkılmadan seyirciyi tutmak, sonuna kadar izletebilmek zor bir şey. Çok diyalog üzerine kurulu bir tiyatro havası var. O da güzel bir şey. O yüzden farklı bir iş. Her zaman her yerde göremeyiz. Bir de bu tarz şeylere çok da önem verilmiyor. Biraz önce de bahsettik, artık daha detayına girmeyelim. Bence bu tarz az duyulan mı diyeyim ya da düşük bütçeli işlerin daha çok PR'ının yapılıp insanlara sunulması lazım diye düşünüyorum. Yani milyonlar harcamadan da iyi bir film yapılabiliyor. Yapılabiliyor kesin. Bunu gösterelim. Aynen öyle. O kadar iyi özetledin ki. Ben de aynı fikirdeyim. Genel olarak beğendik. Son bir notumuz var. Genel olarak beğendik. Ya işte film normal film ya. Çok abartılacak bir film değil ama izlenir. Piyasada şu an çünkü bok gibi filmler olduğu için bu biraz daha onlara göre farklı kalıyor. Bir de geçen sene yapılmış. Yani yeni bir film. O yüzden kaçırmayın derim. Eskimesin hemen. Böyle kaçırmayın gibi bir film de değil de böyle şey. Yani sıkılıyorsanız. Aynen. Hani keyifli vakit geçirtir. Aynen. Bir bakarsın ne oluyor diye. Ne oluyor? Hani. Zaten bir ilk baktığın zaman kapılıyorsun. Sonuna kadar gidiyor. Şey değil, bunu izlemeden ölme filmi değil. Değil, değil, öyle bir şey değil. Değil, öyle değil. Yani. Bir şey değil. Ama izlersen hayatında ne değişir? Çok da bir şey değişmez. Bir şey değişmez. Eğlenir misin? Yok ama... Eğlence anlayışına bağlı. Eğlence anlayışına bağlı. Gerilim seviyorsan, kaos seviyorsan. Kaos, gerilim falan, evet. Bunlar okey. Filmi çok beğendik. Kanala... Ben bunu diyemem ya. Kanala abone olun falan filan. Bence istiyorsanız, videoyu beğendiyseniz abone olun. Beğenin beğenin. Bunlar racondanmış. Söylenmesi gerekiyormuş. O yüzden biz de söylüyoruz. Sen de bayağı racon kesiyor gibi söylüyor. Beğenin beğenin. Orada bir tuş var ya bak. Hadi tamam bitti. Kalkalım gidelim. Bir şey mi? Hadi.